Anadolu'muzun vazgeçilmez yiyeceklerinden mis gibi yarım gözlemelerimiz, yarımcalarımız hazırlanıyor. Tarifi buyurun geçelim. 6 adet orta boy patatesimizi güzelce haşlıyoruz. İyice yumuşacık haşlansın. Çatalınızla kontrol edin yumuşayıp yumuşamadığını. Bir tane de orta boy soğan ekleyeceğiz tabii ki buna. Bunlar haşlanmaya yakın veya haşlanmışken soğumaya bırakıyoruz. Hamurumuzu hazırlayabiliriz. Mayasız ve kabartma tozu olmadan bir e, hamur yapacağız. Bunun için yarım çay bardağı, biraz daha az kullanabilirsiniz sıvı yağ, bir su bardağı su, bir su bardağı süt ve bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bunları karıştırdıktan sonra aldığı kadar da un koyacağız. Ortalama olarak 5,5-6 su bardağı kadar un gidiyor. Zaten hamurla uğraşanlar bunu aşağı yukarı biliyorlardır. Ama en güzel ölçü onu biraz kontrollü koymak. Kulak memesi kıvamı sizin ölçünüz olsun. En güzel ölçü odur. Sıvılarımızı ve tuzumuzu karıştıralım şimdi. Tuzumuzu da dökeceğiz şimdi. Sıvıları karıştırdıktan sonra unumuzu göz kararı olarak ilave edebilirsiniz. Eğer bu konuda tecrübeniz yoksa tabii ki e, ölçüleri biraz yavaş yavaş. Önce 5 su bardağı un koyun ondan sonra diğerini ilave edin. Bazı unların e, kalitesine göre değişiyor çünkü. Fakat ben ve annemde bu şekilde bardak ölçüsü pek yok açıkçası. Göz kararı olarak gözümüz alışmış. Annem de şimdi o şekilde unları boşaltıyor. Şimdi unumuzu da yoğuralım karıştıralım. Karıştırma bittikten sonra birazcık dinlendikten sonra unladığımız tezgahımızın üstüne alacağız. Onu şöyle bezelere ayrılacak şekilde bir şekil verelim. Ortalama olarak irice bir limon ya da küçük portakal yani sıkmalık portakal şeklinde bezeleri ayıracağız. Ortalama aslında ben daha önce yaptım 10 beze çıkartıyorum. Annem şimdi 9 beze çıkarttı bunlardan. Tek tek masanın üstüne veya tezgahımızın üstüne birazcık unlayarak koparıp yuvarlamış olduğumuz bezelerimizi alalım. Ama bunları da sırayla koyun. Çünkü ben her zaman için ilk hazırladığımdan pişirmeye veya ilk hazırladığımdan açmaya başlarım. Yine öyle yapacağız. Hepsini bu şekilde küçük bezelere ayıralım. Evet ayırdık. 9 tane bezemiz hazır. Daima ilk yapmış olduğunuz bezden başlayarak açın. Bu da soğanım. Şimdi ben bir taraftan da bu soğanı kesip hemen hem çekim hem de kavurmam lazım. Ama çok az. Öyle yakmak yok. Çok hafif pembeleşecek. Yo, pembeleşer pembeleşmez. İçine e, iki baharatımı atacağım. Diğer baharatları sonra. Bir tatlı kaşığı kadar şimdi pul biber ve bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilave edeceğim. Tabii ki sizin e, tuz durumunuz ve acı sevme durumunuza göre bu değişebilir. Bunları keyfinize göre koyabilirsiniz. Daha az acı da koyabilirsiniz ama acı çok lezzet veriyor. Karabiber ve naneyi daha sonra atacağım çünkü onlar yanar. Bu şekilde de birazcık patatesle kavuracağım şimdi çok az. Patatesle kavurma bittikten sonra... Karabiber ve nanemi ilave edeceğim. Şimdi patatesi hemen ben hızlı çekip onu da kavurdum. Ve e, şimdi karabiberimi ilave ediyorum. Yaklaşık silme bir çay kaşığı kadar. Göz kararı olarak döküyorum ama silme bir çay kaşığı ölçünüz olsun. Ve bir tatlı kaşığı kadar da bunu birazcık karıştırayım şöyle. Bir tatlı kaşığı kadar da kuru nane ilave edeceğim şimdi. Onları dediğim gibi ocağın altı kapattıktan sonra ilave ediyoruz. Çünkü bunlar yanar. Yanmasını istemiyoruz. Naneyi lütfen unutmayın. Olmazsa olmazınız olsun. Çok yararlı artık. Bu yararlarını ben bahsetmek istemiyorum. Sen de mi doktor oldun derler. Böyle konulara girmeyeceğim. Ee, çok da lezzet veriyor. Patatesin ağırlığını alır. Daha hafif bir tat verir. Mis gibi de kokar. Ve bunun içine de çok yakışıyor. Doluca bir tatlı kaşığı kadar atıp bunu da güzelce karıştırıp temiz bir kaba alalım. Şimdi ilk hazırlamış olduğumuz bezemizden başlayalım açmaya. Ne kadar olacak? Bir pasta tabağından biraz büyük veya bir servis tabağından biraz küçük olacak şekilde. Göz kararınıza göre açın bir yufka, e yufkayı sanıyorum ki oklava ile açmayı biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız merdane ile de bastırarak yapabilirsiniz lavaş kalından veya elinizle de yapabilirsiniz. Ama yufkayla da kolay şey, yufka ile de oklava ile de çok kolay olacak. Ve doluca bir e, çorba kaşığı kadar alalım. Ve onu yayalım. Çok da kenarlara götürmeyin patatesleri. Çünkü hamurunuzu birleştireceksiniz. Açılmasın. E, hamurunuz yapışmaz yoksa. Parmaklarınızla şimdi uçlarını güzelce pres yapın ki... Kızartırken içi dağılıp açılıp tavanın içine dökülmesin. Bunu saçta da yapabilirsiniz. tavada Ama evlerimizde genellikle e, tavalarımızı kullanıyoruz. Balık tavası bunlar için çok çok da ideal oluyor. İki tane balık tavası kullanıyorum. Birisinde gerçekten balıkları birisinde de bu tür e, hamur işlerimi kızartmak, gözlemelerimi kızartmak için kullanıyorum. Büyüklüğümüzü aşağı yukarı görüyorsunuz. Tavaya da sığacak şekilde tavanızın büyüklüğüne göre açıyorsunuz. Bir tavada çünkü iki tane birden kızartacağız. Yarımcı olduğu için. Diğerlerini de aynı şekilde açmış olalım, yapalım. Evet, hepsi bitti. Şimdi ilk hazırladığımızdan başlayarak tavamızı alacağız. Bunun için tavamızı birazcık ıstalım. Üstüne birazcık yağ koyalım. Ama bu yağ öyle çok yağ değil sadece üstünü birazcık zırhlayacak şekilde e, fırçamızda da tavaya şöyle bir yayalım onu tavamız tam ısınmadan çünkü fırça ile yapamayabiliriz şimdi güzelce iki tane yarım camımızı koyduk tavamızın içine bu altı çok kızarmadan çevireceğiz çok azıcık zırhlayacak şekilde yağlayacağız yağlamasanız da olur ama yağladığınız zaman çıtır çıtır bir tat veriyor harika bir tat Bence birazcık yağlayın. Çok azıcık nasıl olsa. Öbür tarafını da aynı şekilde yapacağız. Evet çevirelim. Tamam orayı da yağlayalım. Böyle çok lezzetli oluyor çünkü. Siz de böyle yapın. Hem kokusu güzel oluyor hem çıtır çıtır oluyor. Hepsini de bu şekilde hazırladık şimdi. O harika oldu. İnanın böyle keyifli bir ortam olması için iki tane de çay koyun yanına veya kaç kişiseniz çayları da getirin. Hafif bir de müzik açın. Manzaraya karşı oturun. Hafif güzel sohbetlerle beraber inanın çok lezzetli oluyor. Tadı harika. Bence hemen de hiç üşenmeyin. Geçin. Bir taraftan patatesinizi açlayın. Yok patates istemiyorsanız bunu peynir de yapabilirsiniz dediğim gibi. Kıymalı da yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Anadolu'muzun vazgeçilmez hamur işlerinden yani bizim Türkiye'mizde, Anadolu'muzda yok yok. Ne ararsan bizde var. En güzeli de yine bizde var. Bizim güzel Türkiye coğrafyamızda, Anadolu coğrafyamızda var. Lütfen bu Anadolu coğrafyamızın güzel yemeklerini hem yapalım, hem etrafa tanıtalım, paylaşalım çünkü hep alışmışlar işte hamburgerdir, cheeseburger tamam onlar da güzel ama Anadolu'muzun o kadar güzel yemekleri var ki lütfen bunları paylaşarak da tanıtalım. Özümüzde zaten en güzeli var. Hazır güzelleri varken, bizde her şey varken niçin tanıtmıyoruz, niçin yapmıyoruz? Ben özümde yaşamayı çok seviyorum. Eğer sizler de beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup bir de beğeni tuşuna basarsanız çok sevinirim. Keyiflerle kalın, sağlıklarla kalın, bugünlerde de evde kalın diyoruz genelde. Şimdiden afiyet olsun Hoşça kalın, sevgilerle kalın tekrar hoşça kalın